Günaydın. Günaydın. Neden uyuyamadık ya gece? Evet. Ben de uyuyamadım Ben gerçekten. biraz uyumuşum galiba, sen Sen ama uyudun, balım sen uyudu. söyledin. Ben uyumuşum azıcık. Sen uyudun. Ben hiç uyumadığını hissetmedim yani. Ben niye ruhen hiç uyumadığımı hissediyorum bilmiyorum. Bir de gece kalkıp söylendin. Ben dedim ya sana, hiç uyuyamadın ya. Sen böyle, evet ya, hiç uyumadık Evet ya, ya. hatırlıyorum. Ben Ama sen uyuyamadım. uyuyordun. Hayır, rüya bile gördüm biliyor musun? Ne ara uyumadım onu bilmiyorum ama. Ben bayağı ezanı falan duydum. Sen Gökyüzü ağırdı falan. sabahlamışsın. Ben kesik kesik böyle ara ara uyandım, ona uyumadım olarak görüyorum. Evet. Sinirliydin Rüyamda galiba bir oyuncu olmuşum. Yeni yeni yani. Hadi bakalım hayırlısı. Ondan sonra ne alaka bilmiyorum ama Ezgi Mola'yı gördüm. İşte hepsi yanıma geliyorlar hayırlı olsuna. Neyin hayırlı olsunu bu? Ondan sonra Melis Birken geliyor. Onu çok severim zaten de. O geliyor böyle yanıma. Şey diyor. Her yeni Ya. oyunculukta böyledir. İlk başta çok çekinirsin Ya diyor. çok komik. Ben böyleyim. Dağdan indim şehre gibi. Ondan sonra daha böyle partiler, martiler böyle kafamı çeviriyorum. Diğer oyuncular falan ne yaşadığımı anlamaya çalıştım bir süre. Sonra baktım ki ünlü olmuşum ben. Oyunculuktan yani. Hiç Şöhret bozdu mu seni şöyle peki? bozmamış işte beni. Daha bozamamış bence. Yolun başındaymışım. Böyle bir rüya Ben gördüm. yokum galiba Yoklukta. partilerde. Evet. Bravo. Öyle yani İyi işte. oğlum, yani sen kararını vermişsin deyip. Tabii ben artık oyuncu oldum. Star Tam kankalarım da vardı. yazıyormuşum bugün herkese sen. Tık 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 tık. Ben rüyandaki kız. Kimin Ay. rüyasındaki? Neyse, karnım acıktı benim. Gel kahvaltı edelim. Evet, bir kahvaltı hazırlayalım. Sen yulaf yapalım değil mi? Evet, yulaf iyi olur. Okey, tamam. Bir de kahve demleyelim. Mükemmel. Ve bugün biz ne yapacağız? Ev curcuna bak, sağ tarafa kafamı çevirmek Her istiyorum. an kafana bir şey düşebilir. Galiba bir bayram temizliği yapsak nasıl olur? Evet. Hani Evet. temizlik yapmamız lazım da bunu bayrama çevirelim. Evet, Daha böyle kesinlikle. detaylı oluyor ya. Evet, camları falan silelim, halıyı falan çıkartalım. Tamam, çünkü Çünkü birazcık. gerçekten ev çok dağınık. Tamam. O zaman kahvaltı, kahve, sonra bayram temizliğinde görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum nereden başlayayım ya? Bu kız ne yapsın? Şimdi ben şu abur Siz cuburları giderek kaldırarak, inceliyor yalnız. ben kahvaltıyı En azından hazırlayacağım. şurayı toplayayım. Sonra temizliğe girişiriz. Olur mu? Açken ayı oynamaz. Peki. Temizlik yapamam yani. Ben bunları da nereye koyacağım bilmiyorum. Biraz fazla dağıtmışız evi. Onu şöyle şuraları sallayacağım, tamam mı? Şöyle açacağım hepsini. Yani şu prizden alıp buraya atmak mı? Tezgahımın üstünü boşaltmaya çalışıyorum baba. Başka nasıl toparlanır ki? Ver ver. Kötü kötü bakıyorsun. Alayım bari. Bak bak. Merve kendine aldı. Bakın. Oklava at. Ama yaşayacak burada bak. Heve heve. Neyse tamam. Goy goyu bitirdik. Koyacak yer yok onları balım. Bakma öyle. Bak arabanın anahtarı falan her şey burada ya. Ama yani bu kadar olmaz ya. Şimdi yulaf yiyoruz. Evet. Yulafımızın nerede olduğunu merak ediyor musun? Şu an hayır. Ha, merak etmezsin tabii. Niye merak edesin tabii? Özel ilgi veriyoruz ve onu yolcu koltuğuna oturtuyoruz yulafımızı. Çünkü neden oturtmayalım? Gece kabloyu yeme anneciğim. Nereden öğreniyorsun bunları? Yapma.
Size bir sorum var. Sabah kahvaltısında bir şeyler izlemeyi sever misiniz? Biz çok seviyoruz. Yani rutinimiz şekline geldi. Her sabah kahvaltı yaparken mutlaka bir şey açıyoruz. Ya bir dizi oluyor ya bir podcast oluyor. Ya ne oluyor? Lamya oluyor. Dudaktan kahve. İşte böyle çok keyifli oluyor bence bir şeyler yerken bir şeyler izlemek. Siz neler izliyorsunuz sabah kahvaltısında? Her sabah bunun için uyanıyorum mesela ben. Uyansak da bir şeyler izlesek. O zaman başlayalım kahvaltıya. Evet. Hazır mı? Artık siz ikiniz de kalksanız mı? Mental olarak buna hazır değiliz. Ben şu an gece gibi hissediyorum. Ya neden neden? Neden yapıyorsun bunu? Neden yapıyorsun? Sakin ol. Ben seni az önce dışarı çıkardım. Dikkatini çekerim. Tamam başlayalım. Hadi. Okay. Hadi gece kalk. Kalk camları sil. Ben şimdi öncesinde birazcık akış aldım. Öncesi sonrası nasıl olacak diye. Arkanı sürekli böyle yapıyormuşum pislik. Evet bayram temizliğine başlıyoruz o zaman. Başlıyoruz o zaman. Çak. Bence her şeyi yerine yerleştirelim. Bence her şeyi öne toplayalım. Nasıl? Oraya. Niye? Ne bileyim bu. Yerine yerleştirmek niye mantıklı geldi sana? Önden alıp da yerine mi yerleştirmek istiyorsun? Bu arada şu kitaplar için şuraya kitaplık rafı yapacağım. Nasıl? Mantıklı. Yani çok tatlı durur. Bu geleneksel bayram temizliği bizim evimizde bayram temizliği yaklaşık bir hafta sürerdi. Annem pencereler, halılar, yorganlar, çarşaflar yani büyük alan olduğu için. Şimdi biz de yine o geleneği de devam ettiriyoruz. Ama bizimki o kadar sürmeyecek eminim yani. Şu halıyı yıkayalım mı? Deyip böyle 5 güne sarkıtıyormuş. Oğlum yani şunun mantığı nedir ya? Çorabını bence gece kaçırmış onu. Ha? Gece kaçırmış. Ya. Ben burada soydum çok ciddiyim. Evet. Bak tam burada çıkarttım. Aha, bak. Yolcu koltuğunun altında Merve'nin çorabı. Gece kaçırmış. İtiraf et gece. Denizhanı altında bırakmıyormuş. Merhaba ben Hijen, bu da Tijen. Oğlum ya. Güzel espri değil mi? Çok güzeldi gerçekten. Sevdin değil mi? Çok. Ben de. Şimdi bulaşıkları buraya koyuyorum. Burayı sen halledersin. Anlaştık. Bulaşıkları.
dolaplar. Sonra sana bir Türk kahvesi yapayım mı? Olur. Buna poşet demişsin. Şurada şu var. Neden? Sanırım burası bitti bana. Gel bak. Ellerine sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir de şurayı yaptım. O dedim ya, yarım kalan bakliyatları falan ayıkladım. Poşetlerinden çıkarttım. Mükemmel. Evet, tertemiz oldu. Bu tarafa geçeceğim. Ya bu da buradaki dolapları yapacağım. Sen finalde sana çıkardığım bulaşıkları yıkar mısın? Olur. Tamam. Bir de süpürürüm. Olur. Ben de toz alırım. Tamam. Yoruldum ya. Bir küçük mola mı verdin? Ha? Mola verelim mi? Olur. Tamam. Evet, sıra sana geldi. Evet, bulaşıklar. Evet. Ellerine sağlık ama çok güzel oldu burası. Daha bitmedi ya ve çok yoruldum. Ben de bundan sonra buzdolabına gireyim. Ben şimdi buzdolabına gireyim. Tamam. Ben de bu tarafı süpürmeye başlıyorum. Olur. Tamamdır. Dolabımızda bulunması gereken en önemli şeylerden ilk başta gelen. Tabii ki de. Acil durum. Evet. Bu. Çünkü yolculuklarda sürekli bir şey içmek ve bir şey yemek istiyorsunuz. Bakınız en çok ne var? O ve dondurma. Evet, dondurma kalmadı ama galiba bir tane buz parmak kaldı. Ne kadar kaldı? Çok az kaldı. Ne kadar? İşte az. Ay, alamıyorum. Gerçekten çok yoruldum Merve ya. Tamam, tozu alıyoruz. Bitiyor artık ya. Perden süpürüldü. Dolap temizlendi. Daha tamam işte. Kahve içeceğiz mi?
Yaparsan içeriz. Sen yapacaktın. Ben niye yapıyorum kahveyi? Videonun başına gitmeyelim bak şimdi. Gidebiliriz, onu anlamadım zaten. Kahve hizmeti sensin. Türk kahvesini sen çok güzel yapıyorsun. Yalan söylüyorsun. Ben Türk kahvesini hiç sevmem. Soğuk kahve demleyeyim mi? Olur. Yok, demlemeyeceğim. Oğlum kaç metrekare yeri yaptık yani. 3+1 bir ev olsaydı ne olacaktı? İşte o yüzden bir hafta sürüyordu. Keşke bir hafta sürseydi. Tamam, parladı burası. Bakayım. Parlamış gerçekten. Sebze haşlama şeyini de buraya koyuyorum. Ne kadar kullandık sebze haşlamayı? Ama vakit geçiremedik daha. Evet. Bence en çok onu kullanacağız, biliyor musun? Bir de şeyi de kullanabilirdin, makarna yapma aparatını. Evet, şimdi onu düzeltirken onu da gördüm. Onu da bunu çok kullanacağımıza eminim, haşlamayı. Finale çok yaklaştık gibi. Evet. Vallahi gitti ya, ne söylendik ama. Ya hava da bir açık bir kapalı ya. Evet, bence evet, o da etki etmiş olabilir bize. Evet, havadan kaynaklı bence de. Buna şeker koyacaktık değil mi? Evet. Tamam. Şekeri nereye koyduk? Bu tarafa koyduk. Evet, şurada aşağıda. Bence böyle şeylerin en güzel anı molaları. Ve bitiş anındaki o keyifliyiz bence. Bir de yemek varsa yanında. Ama yemek yok bugün. Yemek yok. Evet, yemek yok. Olsun, kahve içeriz. Daha neler? Düdükte yatıveririz bir şeyler. Çöpü ver, ben atıp geleyim. Tamam, olur. O bizi oraya asıyorsak yani final. Çok şükür. Burada bir sevinç çığlıkları. Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. O zaman bir Türk kahvesini içiyoruz. Türk kahvesi mi, soğuk kahve mi? Türk kahvesi diye canım çekti galiba. Türk kahvesi. Olur mu? Olur. Tamam, biz Türk kahvesini hazırlarken ben de temizliğin bitiş anlarını yükleyeyim. Evet şefimiz, biz hazırız. Türk kahvesi içinde böyle giyinemezsin de. Bir şey söyleyeceğim, artık şu pijamalardan kurtulsak evet, mı ya? Evet, ama şu an da kahvemizi içelim. Evet.
Sonra partiye gidelim. Sonra duş alalım bence. Evet. Nasıl temizlik kokuyor içerisi. Evet evet, çok güzel oldu gerçekten. Ya aslında biz her gün yapıyoruz bunu da. Bu kadar değil de. Ama yapıyoruz evet. Her gün bir elektrik evet, süpürgemiz, kesinlikle, tozumuz var. Bir dolap içlerini silmiyoruz. Evet. Ama böyle şey işte yer silmek her gün olması da iki günde bir. Süpürge her gün. Hatta günde 2-3 defa falan. Toz her gün. Her gün yapıyoruz. Neden oraya geldin? Ay bu şey bardağın ağzı çok yuvarlak da güvenemedim. Ama döktüm. Türk kahvesi fincanımız nasıl olur? Mükemmel. Annenin de değil mi? Yengemin. Yengenin mi? Herkesten bir şey arakladığımız için. Şekerli mi olsun, sade mi olsun? Az şekerli olsun. Az şekerli olsun. Her şey o kadar sıkmışız ki açılmıyor ya. Hava almasın, nem yapmasın diye. Bunu bu kadar sıkmış olamam ya. Ver deneyim. Sence o kadar sıkmış olabilir miyim gerçekten onu? Gerçekten bu kadar... Dedim. Bilemedim yani. Neden bunu böyle yaptığını? Ha, açtım. Allah Allah, ne kadar kuvvetli bir kızım ben ya. Herhalde şey yıkayıp kapattık diye hava gerçekten yaptı. Gerçekten bak. Bravo, tebrik ederim. Bu kiminle? Halanın. Evet. Seyf abinin kız kardeşinden de. Ta gençliğinin çay kaşığı değil galiba, mi? Galiba ama o bize verdi. Biz araklamadık ya. Herkesten bir şey araklamışız. Herkesten. Tekrar olmadı. İstediğim gibi köpüklü olmadı. Hemen ne diyoruz? Kahve bayat. Yani bu kahve bayat arkadaşlar. Yoksa ben yaparım biliyorsunuz. O zaman afiyet olsun bize. Evet, afiyet olsun. Şöyle bir oturalım. Bir iki lafın belini kıralım balım. Sen hiç hareket etmesen mi acaba? Ne oluyor ya? Ne ya? Allah aşkına ya. Az önce kamerayı kapattı. Ben kahveyi doldurdum. Kapak fotoğrafını çekeceğiz. Benim elimde fincan. Ona verirken parmağım çıkmadı fincan. Lap diye fincan dökürdü. Sonra bana dedi ki Allah aşkına bırak ben alayım dedi. Tamam dedim. Sonra o fincan alırken fincanı devirdi. Yatak döşek her yer kahve oldu. Şimdi de iki lafın belini kıralım. Bir şeyler anlatalım diye oturduk ya. Burayı devirdi. Yaptığımız temizlik boşa gitti. Allah bitti. Tamam. Bu konu hakkında bir şey söylemek ister misin? Bilmiyorum. Acaba? Nazar ettik kendimizi bence. Çok güzel temizlik oldu diye. Bir şeyler evet. Oldu. Hiç bitmeyecek gibi bir temizlik değil mi? Ama nasıl kirlettik iki dakikada? Evet. Kahve döktük be ya. Neyse. Sonuç itibariyle sildik oraları da, tertemiz oldu. Aşırı yorulduk ama şu an mis gibi her taraf. İçimiz çok rahat etti. Bayrama şıkır şıkır gireceğiz. O zaman artık tamam diyebilir miyiz? Evet, artık finali verebiliriz baba. Evet. Yeni videoda görüşürüz. Görüşmek üzere.